Başkanlık divanını yönetecek olan Arslan Richard Köhnesis bir kayanın üstüne çıktı. Her köşeden gelen böğürtüleri, mızmızlanmaları, kuş cıvıltılarını ve maymun şamatalarını kesmek amacıyla "Susun!" diye kükredi. Etrafı bir sessizlik kapladı. "Uzun lafın kısası," diye söze başladı Arslan. "Uzun konuşmadan nefret ederdi. Hepiniz burada neden toplandığınızı biliyorsunuz. Öneride bulunmak isteyen var mı?" "Var," diye homurdandı yaban domuzu Bertolt Kıllıgil. "Söyle bakalım," diye kükredi Richard Köhneses. "Konu çok basit," diye açıkladı yaban domuzu. "Hepimiz birleşelim ve doğru Norbert Kalın Gerdan'ın kapısına dayanalım. Göz açıp kapayıncaya kadar onu alaşağı edip dümdüz edelim. Sonra da mezara gömelim. Böylece barış sağlanmış olur." "Özür dilerim azizim," dedi yaşlı bir hanım fil. "Özür dilerim ama bu alçakça bir plan. Tek kişiye karşı hepimiz." Ayda Nazik Hortum, hanımın ismi buydu, koskocaman kulaklarıyla yelpazelendi. "Hayvanlar aleminin şerefi ve onuru adına Bay Kıllıgil'in bu önerisini protesto ediyorum. Görenek ve geleneklerimiz açısından çok çirkin ve kötü bir şey bu." Diye bağırdı yaban domuzu. Kızmıştı. "Norbert Kalın Gerdan alçağın biridir. Onun için ona karşı alçakça davranmak gerekir." "O kadar da alçalmak istemem doğrusu," diye karşı çıktı Ayda Nazik Hortum gururla. "Size gelince Bay Kıllıgil, sizde asaletin zerresi bile yok. Öte yandan Norbert Kalın Gerdan'ın sizin deyiminizle dümdüz edilmeyi bekleyeceğini hiç sanmam. Elbette kendini savunacak ve burada bulunan saygıdeğer birkaç kişiye ya boynuz getirecek ya da onları ayakları altına alacaktır." "Olsun," diye homurdandı Bertolt Kıllıgil. "Kurban vermeyi göze almalıyız. Kim kurban olmak istiyorsa iki adım öne çıksın bakalım," dedi Ayda Nazik Hortum. Kimse öne çıkmadı. Bertolt Kıllıgil bile. Fil hanım anlamlı bir şekilde başını eğdi ve "Gördünüz mü?" demekle yetindi. "Bertolt Kıllıgil'in önerisi reddedildi," diye kükredi Arslan. "Sıradaki lütfen." Bunun üzerine ihtiyar leylek öne doğru çıktı. Çok düşünmekten olacak kafasındaki tüyler dökülmüştü. Adı Profesör Eusebius Bataktelen'di.